Genellikle yaşlı erkek hastalığı sanılsa da, gençlerde kalp krizi sık şekilde görülen ve kişinin tüm yaşamını etkileyen bir durumdur. 1987'de başlayan toplumlarda ateroskleroz riski, arıç, çalışmasında, gençlerde kalp krizi sıklığında artı saptanmış ve bu artışın özellikle genç kadınlarda görüldüğü belirtilmiştir. 2021 yılında yapılan bir çalışmada, genel nüfusta kalp krizi sayısının önemli ölçüde azalmış olmasına rağmen, Genç insanlar arasında durumun böyle olmadığını belirtmiştir. Kalp krizinin gençlerde daha sık olmasının nedenlerinin genel kalp krizi risk faktörlerinden daha farklı olduğu belirtilmektedir. Tahminlere göre genç nüfusta diyabetli sayısı her 10 yılda %20'den fazla artmaktadır. Diyabetlilerde kalp hastalığı olasılığı diyabeti olmayanlara göre daha yüksektir. Ayrıca bu kişilerde hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği de daha sıktır. Yapılan çalışmalar her 7 gençten birinde hipertansiyon olduğunu vurgulamaktadır. Bunun nedenleri arasında fazla tuz tüketimi, obezite ve hareketsizlik başı çekmektedir. 2018 tarihli bir çalışma, gençler de dahil olmak üzere fazla kilolu kişilerin kalp krizi riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Sigara içmek, bir kişinin kalp hastalığı ve felç nedeniyle erken ölme riskini sigara içmemeye kıyasla 3 katına çıkarır. 15 yaşından önce sigaraya başlayan kişiler büyük risk altındadır. Madde kullanımı eğlence amaçlı bile olsa genç bir kişinin kalp hastalığına yakalanma olasılığını artırır. Bu risk kadınlarda daha da fazladır. Bazı insanlar genetik kalp sorunlarını ebeveynlerinden miras alırlar. Örneğin, her 100 kişiden yaklaşık birinde kişinin daha genç yaşta koroner kalp hastalığı geliştirme şansını artıran genetik bir bozukluk olan ailevi hiperkolesterolemi vardır. Gençlerde kalp krizi riskini azaltmak için alınabilecek kimi önlemler ve yaşam tarzı değişiklikleri vardır. Bunlar şu şekilde sayılabilir. Riskleri anlamak için ailedeki kalp sağlığı geçmişini öğrenmek. Sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak. Fiziksel olarak aktif kalmak. Elektronik sigarada dahil olmak üzere her tür tütün ürünü ve madde kullanımından uzak durmak. Yeterli ve kaliteli uykuya önem vermek. Yeterli ve kaliteli uykuya önem vermek. Stres yönetimini uygulamak. Düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak.